Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı Mart ayında okullarla birlikte kapatılan sürücü kursları yeniden açılıyor. 1 Haziran'da eğitimlerin tekrar başlaması öngörülen kurslarda hazırlıklar yapılıyor. Ehliyet almak için başvuran sürücü adayları, onar kişiliğe dönüştürülen dersliklerde temas edilen yerlerin streç filmle kaplandığı araçlarda eğitim görecek. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce okullarla birlikte sürücü kurslarında da eğitime ara verildi. Sürücü kurslarında 1 Haziran'da kursiyerlere kapıların tekrar açılması için hazırlıklara başlandı. Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında kurslarda yeni dönemin başlayacağını anlatan Selim Varan, sürecin eskisi gibi olmayacağını dile getirdi. Dersliklerde ve eğitim araçlarında sosyal mesafenin korunmasına önem verileceğini kaydeden Selim Varan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Mart tarihinde devlet okulları ve özel eğitim kursları kapatıldı. O tarihten bugüne kadar sürücü kursları olarak kursiyer kaydı alamıyoruz. Dönem kayıtlarını yapamıyoruz. Eğitimlere geçici olarak ara vermiş olduk. 1 Haziran'da eğitimlerin başlaması öngörülüyor dedi. Peki sistem nasıl işleyecek? Dersliklerde onar kişi olacak. Önceliğin sağlık olduğunu ve bu anlayışla faaliyetlere devam edeceklerini belirten Selim Varan, Bilim kurulunun açıklamaları doğrultusunda eğitime başlayacaklarını söyledi. Yeni dönem için yoğun hazırlık sürecinde olduklarını, hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor. Hem teorik hem direksiyon dersleri için alınan önlemler var. Teorik eğitimlerde derse gelen kursiyerlerimiz için maske ve eldiven temin edilecek. Eğitim bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Kurumlarımıza sosyal mesafe anlayışı geldi. Normalde dersliklerimiz 20'şer kişilikten 10'ar kişiliğe dönüştürüldü. Desteklerin girişinde sürücü adaylarına dezenfektanlar verilecek, yerler maskesiz ya da eldivensiz olamayacak, temassız biçimde ateşlerini ölçüp daha sonra derse geçeceğiz. Araçlarda hijyen kiti zorunluluğu, 1 Haziran'dan itibaren desteklerde alınan önlemlerin yanı sıra eğitim araçlarında da yeni düzenlemelerin hayata geçileceğini söyleyen Selim Varan, her araçta hijyen kiti bulundurulmasının zorunlu olduğunu anlattı.